Antakya, Samandağ Karayolu üzeri Meydancık mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Karşılıklı yönlerden gelen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada can kaybı yaşanmadı. İki araç ağır hasar gördü. Kazada araçta bulunan bir bebek burnu kanamadan kurtuldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bayanlar U18 su topu takımı 7-9 Ağustos 2015 tarihleri arasında Manisa Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu tesislerinde düzenlenecek olan Türkiye Kupası finallerine katılacak. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu Reyhanlı'yı Konuşalım programına katıldı. Programa aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Reyhanlı Kaymakamı Yusuf Güler, Güvenlik Birim Amirleri, Kanaat Önderleri ve vatandaşlar katıldı. Programda Reyhanlı Belediyesi'nin sorunları ve çözüm yolları konuşuldu. Samandağ Belediyesi toplu konut yapıyor. Konutlar, tarım alanlarının korunması, çarpık yapılaşmanın son bulması, toplu yaşam alanlarının oluşması açısından ilçe için önem arz ediyor. Ayrıca Samandağ Belediyesi, Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki parkın yapımını tamamladı. Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman ve Antakya Belediye Meclis Üyesi İlmittin Boz, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'yi ziyaret etti. Ziyarette şehir genelinde yürütülen hizmetler noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.